İşsizlik var tabii ki, yetmiyor ya. İnsanlar alışmışlar boş gezdiğim diyor, havadan para gelsin diyor. Gidişatımıza nokta koyulması gerekiyor işsizlik konusunda. Türkiye'de işsizlik oranı Ekim'de bir önceki aya göre 0,1 puan artışla %10,2 oldu. İşsiz sayısı 3.534.000 kişi olarak belirlendi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu konu hakkında devletimiz her türlü önlemi aldı yani işsizlik konu hakkında. Tabii Türkiye'de şöyle baktığımızda işsizlik oranı biraz daha azalma görüyorum. Çünkü neden? İnsanlar iş beğenmiyor. İş yönünden mesela insanlar iş seçiyor. İstediği maaş almıyor. Ama şunu unutmayalım ki asgari ücret eğer biraz da zam olursa insanların bu kadar işsizlikten faydalanacaklarını tahmin ediyorum. Allah ülkemize Allah yardım etsin. Pek iyi bir yöne gitmiyor. Allah ülkeye yardım etsin. Başka bir şey demiyorum. Vallahi şu anda hükümetin uygulanması bence gayet başarılı. Türkiye şartları bu şekilde. Millet aç. Aç, hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Asgari ücret bir insan için yeterli mi? Değil. Değil. Bir markete giriyorsun 2,5 milyar alışverişten aşağıya çıkamıyorsun canım. Gerçekten açlar. Ev kirası 2,5-3 milyar. Asgari ücret ne kadar? 5 milyar. 6 milyar. Hadi olsun 7 milyar. Yine geçinemez. Bir de çocuk okuttuklarını düşün. Benim okuyan çocuğum yok ama benim aldığım maaş benim için yetersiz. Tek başıma yaşıyorum ama yetersiz canım. Türkiye'mizin gidişatı hiç güzel değil iş konusunda gerçekten. O kadar ki hani insanlarımız artık öyle bonusunu da maddi anlamda çok kötü durumda. İşsizlik olaraktan da çok konusunu da kötü durumda ki oysa ki mezun olan arkadaşlarımız bile, meslek sahibi olan insanlarımız bile çok iş bulmakta zorlanan bir toplum haline geldik. Gidişat hakkında söylediğim gibi kötü bir gidişatımız var. Ekonomimiz zaten onun sırada belli. Bu konu sırada hakkında daha duyarlı olunup yöneticilerimizden daha hani böyle ilgilenmelerini gerçekten rica ederim. Çoğu insanımız çok zor durumda. Asgari ücretin maalesef normal derecede olduğu için yüksek bir fiyatta değil asgari ücretlerimiz. Şimdi bunu doğru konuşmak gerekiyor. Biraz daha yükseldiği konusunda takdirde biraz daha belki insanlar, dar gelirli aileler biraz daha rahat edebilirler. Öyle onu sonra da söyleyeceğim. Çünkü gidişatımızın yönüne belki her şey doğru gidiyor ama iyi bir gidişatımız yok maalesef işsizlik konusunda. Gidişatımıza nokta koyulması gerekiyor işsizlik konusunda. Çok daha duyarlılık, daha güzel şeyler yapılması gerekiyor. Ben öyle onusunu da düşünüyorum gerçekten. Vallahi şimdi şöyle söyleyebilirim. Gerçekten işsizlik var mı Türkiye'de? Çok var. EYT çıkarsa geride kalan gençlerimiz iş bulabilecek mi? Bulamayacak. Neden bulamayacak? Şunu açıkça söylemek gerekirse şu anki düşüncelerimize göre memurların şu an birçoğu emekli ama emekli olmuyor. Neden? Maaşı düşecek. Ondan dolayısıyla gençlerimiz yine dışarıda kalacak mı? Yine dışarıda kalacak. Ya bu işsizlik oranı çözülmesi lazım. Bir an evvel çözülmesi lazım. Çünkü Türkiye gerçekten iyiye gitmiyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Ya dünkü çocuk bile görüyor. Ama ne diyelim ki? Ne diyelim? Biz Allah'a sığındık. Allah'tan bekliyoruz her şeyi artık. Bu saatten sonra da EYT çıksın ve EYT gençlerimizin yolunu açacak diye düşünüyorum. Ya şu an işsizlik diye bir şey yok. Bizim insanlarımız çalışmak istemiyor. Rahata alışmış. Mesela biz de işvereniz. İşe geliyorlar, bir hafta sonra tekrardan çıkış yapıyorlar. Yani insanlarda çalışma hevesi yok. 5,5 milyarla da bir ev geçinmesi çok zor bir dönemdeyiz. Onu da haklı buluyorum. Ama işsizlik diye bir şey olmadığını biliyorum ben Türkiye'de. Şu anda da yok diye biliyorum. Ama hani asgari ücretin de artmasını hani ben bir işveren olarak da şey yapıyorum, istiyorum. Yani benim düşüncem bu iş konusunda işsizlik olmadığını düşünüyorum. Yani çalışmıyor insanlar. Peki sizce Kayseri'de işsizlik var mı? Kayseri'de işsizlik yok. İstediği her yerde iş var. Organizenin her yerinde iş var. Ama insanlarımız iş beğenmiyor. İnsanlarımız iş seçiyor. İşte şu iş olsun, maaşım bu kadar olsun. Yani şu anda da işte asgari ücret belli olacak. İnşallah asgari ücretten sonra insanları artık iş seçerler, iş mi onu seçer, o belli olur. İşsizlik bence yok. Yani çalışmak isteyene bir sürü iş var. Çalışmak istemeyene iş yok yani. İnsanla bitiyor. Kayseri'de işsizlik hem var hem yok kızım. Öyle insanlar var ki iş çok. Şurada genç yan gelip yatıyor. Tamam, ben 78 yaşındayım, terziyim, daha iğne çekiyorum. Bu işsizlik var tabii ki, yetmiyor ya. Kayseri'de işsizlik yok. İnsanlar alışmışlar boş gezdiğim diyor, havadan para gelsin diyor. Oldukça yoğun. Askeri ücretler arttığından dolayı çıkartıyorlar çoğunu. Çoğu boş. Benim 2 tane damadım var, ikisi de boş. Gidiyorlar, yarın gel, bir gün gel, işte forum doldur, şöyle et, böyle et. Yok. Kızlarıma da ben bakıyorum. 4 milyar 750 milyon maaşından ben 3 tane ev geçindirmeye çalışıyorum ama maalesef canım ben de açım. Doğruya kaldıysan. İşsizlik Kayseri'de var mı? Şu anda ben Kayseri'de yaşayan bir insan ondan sonra da değilim, öyle söyleyeyim. Gidişatını tam olaraktan bilmiyorum ama var diye düşünüyorum. Yani her yerde olduğu gibi burada da belki az, belki çok. Buradaki yaşayan halk daha iyi bilir. Diğer şehirlere göre Kayseri'de işsizlik daha az. Neden az? Çünkü Kayseri'nin nereye gitsen iş bulabilirsin ama bizlerde de var. Neden bizlerde de var? İş beğenmiyoruz. Gerçekten iş beğenmiyoruz. Ya ben 3 işte yapıyorum, biliyor musun? Sabah fabrika, öğlen düğün salonu, artı kanepe koltuk. 3 işte birden çalışıyorum. Neden? Çalışıyorum. Ama bunu benimsemeyenler, bunu istemeyenler var. Ama şimdiki gençliğe Allah sabır versin, anne babalarına. Neden? İş, gerçekten okul bitiyor, askerlik. Askerlikten sonra meslek yok. Sanatkar insan kalmıyor. Ve bundan 5 sene ileriye gittiğimizde ise gerçekten sanatkar kalmayacak. Var ya, illaki var yani. Yani dediğim gibi ya, insanlarda yeter ki çalışma bir hevesi olsun. Yani işsizlik yok, var ama çalışma hevesi yok insanlarda. Yoksa organizede bir dünya işçi arayan insanlar var.